Biliyoruz İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına sabah 8 itibariyle başladı. Ya yaklaşık 5 saattir aralıksız sürdürüyor bu saldırıları. Süreç ne olacak? İnsan onu gerçekten merak ediyor. Çünkü çok ciddi bir kayıp var. Çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor, öldürülüyor, anneler öyle. Yani gerçekten çok zor. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Poyraz Gürson'la konuşmak isterim. Hocam merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Işte şimdi 32 Eylül mesela, ateşkes bitti, hemen saldırılar başladı. Yani sabah böyle hemen şey oldu, yani haberler geldi 8 itibariyle. Mısır'dan ateşkes bir gün daha uzatıldı haberi geldi ama taraflar da açıklama yapmadı. Böyle suçlamalar da geliyor. İşte sen ihlal ettin, sen başladın, o yüzden işte ateşkes zaten uzatmıyoruz falan gibi. Ya böyle karşılıklı ihlal suçlamaları falan, yani niye uzamadı ateşkes sizce? Önce böyle başlayalım. Şimdi tabii 2 gün uzadı. Tekrar uzaması beklentisi devam ediyordu. Buna biliyorsunuz Hülya Hanım, pause dediler. Yani dondurma. Ve Blinken de, ABD Dışişleri Bakanı da aslında herkesin umudu sonrasında gelebilecek kesin bir ateşkesle beraber bir barış umudu aralanmıştı. Ama burada Netanyahu bir çıkmazdı. Yani dolayısıyla hep ona dikkat çekmiştim. Yani Netanyahu'nun şu anda o 7 Ekim'deki Hamas'ın işte askeri tarihe geçecek saldırısından sonra güvensiz bir İsrail devleti ortaya çıktı. Dolayısıyla bunu bir zaferle sonuçlandırıp onurlu bir çıkış elde etmesi için bütün bu gayreti var. Ama bütün dünyada yapayalnız. Yani evet. Hitler benzetmeleri bile yapılıyor kendisine. Dolayısıyla kaldığı yerden devam eder mi? Hep bu tartışma vardı. Şurada altını çizmek istediğim, normal bir savaşta bile, burada bir kıyamet izliyoruz. Bu bir savaş değil. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bile 1,5 yılda 10 bin yaklaşık sivil kaybı var. Burada 20 bini aştı Hülya Hanım. Yani dolayısıyla buradaki sürenin kısalığını da göz önüne alacak olursak, yani direkt burada işte sizin de ifade ettiğiniz gibi günlerdir içimiz acıyor. Çocuklar, bebekler, aynen, hastaneler. Aynen, hep böyle başa dönüyoruz. Yani hep aynı soruyu soruyoruz. Yani ve aynı soru hep güncelliğini koruyor. İşte 2 ay neredeyse bitti. Ya bir soru şu, yani İsrail'i kim durduracak? Savunma Bakanı ateşkes sürerken sonrasında daha sert vuracağız demişti. Şimdi nasıl bir saha ortamıyla karşı karşıya kalacağız onu bilmiyorum. Guterres biraz önce açıklama yapmış. İşte diyor ki, yani çok üzgünüz. Yani Birleşmiş Milletler'den değil mi? Mesela en yetkin isimler gibi duruyor. Ama etki güçleri yok, işte çok üzgünüz diyor. Operasyonlar tekrar başladı diyor. Düşmanlığa geri dönüş gerçek bir insani ateşkesin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor diyor. Ya tamam da, yani işte bir taraftan diplomasi trafiği falan, kimse durdurmuyor. Yani zaten Amerika'dan da yapılan açıklamalar var. Yani kalıcı bir böyle, hani barışı böyle, yani bunları desteklemedikleri net. İşte ateşkes konusunda, o insani ara konusunda belki bir gün daha, belki 2 gün daha. İşte bugün yine 32 ölü daha. Kim durduracak? Şimdi burada ABD zaten Ukrayna-Rusya savaşında da aynı Amerika Birleşik Devletleri'nden bu beklenti var. Onun dışında hiçbir güç bu savaşları sonlandırmaya yönelik, işte dün merhum diyelim artık 100 yaşında Kissinger'ı da tüm dünya diplomasisi kaybetti. Yani neticesinde Nobel aldığında bile tartışmalı bir isimdi ama Ukrayna-Rusya savaşına bile işte Kırım'ı Rusya'ya vererek bu işten çıkılabileceği şeklinde öngörüleri olan. Burada yalnız gene Kissinger öngörüleriyle, merhumun öngörüleriyle şimdi bu bölgede şöyle bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hep Gazze'ye odaklanıyoruz, içimiz acıyor. Burada çünkü istediğini elde edememiş siyasi ve askeri anlamda bir İsrail devleti var. Ama bakın 93'te işte 10 binlerle ifade edilebilen Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı, Yahudi yerleşimcilerden bahsediyorum, 780 bini bulmuş vaziyette. Yani aslında savaş Gazze'de ama Siyonistlerin hedefi bu West Bank dediğimiz Batı Şeria'daki yerleşimleri kalıcılaştırmak ve oradaki kıyamet aslında, işte serbest bırakılanları karşılıklı izliyoruz ama o bölgede çok daha büyük bir kıyamet şu anda devam ediyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun çıkışının da işte maksimum esiri serbest bıraktırdıktan sonra bu bölgedeki elde kazanımlarıyla birlikte siyasi istikrarını pekiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda bütün şey Netanyahu'nun savaşına dönüşmüş vaziyette Hülya Hanım. Evet. Tamam, yani öyle. Şimdi bir taraftan da böyle, hani bu güney meselesi önemli. Yani göya işte İsrail güvenli bölge olarak söylemişti ya güneyi.
Ama Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta savaş alanı ilan etti. Yani daha kötü günler bekliyor bizi anladığım kadarıyla, değil mi? Meskun mahallede muharebe zaten işte Cengiz Han'dan beri, işte Clausewitz, bütün harp tarihiyle ilgili komutanlar veya savaş kitaplarına baktığınızda zaten çok zor bir muharebedir. Bunda da dünyada ender bir tecrübeye sahip olan en iyisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. İsrail zaten başından itibaren ordusu, siyasi biliyorsunuz eli de vardı Netanyahu'nun ve ordu bu savaşta, aslında kendi adını koydukları savaşta çok da istekli ve gönüllü değil ve iyi bir görüntü de sergilemedi başından itibaren. Şu anda da çok zor bir süreç gene Netanyahu ve ordusunu bekliyor. Çünkü Meskun Mahal'de daha yeni girdiler aslında Meskun Mahal'e, Gazze'de. Çok ağır kayıpları sadece Gazze'de yaşayanlar, Filistinliler değil, İsrail ordusundan da izleyeceğiz. Evet. Şimdi biz hep böyle çıkış yollarını konuşuyoruz ya, yani Hamas'ın önündeki çıkış yolu ne acaba? Yani mesela onunla ilgili ne söylersiniz, onu bilmiyorum. Bir diğer taraftan da yani belli ki ateşkes noktasında böyle çok da umut kalmamış. Yani kimsenin umudu yok. Zaten kalıcı ateşkesten bahsediyorum tabii. Ve belki de son soru olur. Rehine meselesi. Daha serbest bırakılmayan rehineler var. Yani onların durumu ne olacak? Yine biz böyle bombardıman, ölümler ve tekrar böyle bir insani ara denilen, tırnak içinde söylüyorum, böyle bir süreç mi yaşayacağız? Ne dersiniz? Şimdi tabii bütün dünya kamuoyu bunları merak ediyor ve bütün dünyadaki Orta Doğu üzerine çalışan bütün merkezler aslında bunun 3. bir dünya savaşına dönüşmemesi için var gücüyle gayret gösteriyor aslında think tankler. Ama işte Birleşmiş Milletler dahil, Sayın Fidan da işte Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada, Dışişleri Bakanımız çok sert eleştiriler getirdi. Yani şu anda umut etmekten başka, bakın büyük bir kıyametten sonra sadece siyasi tarih bize şunu söylüyor Hülya Hanım, belki bu umudu paylaşabiliriz. Böyle keskin dönüşlerden sonra kalıcı bir barış ortaya çıkabilir. Yani burada çünkü çok büyük bir kıyamet izliyoruz. Ama evet, bunun ne zaman olacağını 24 saat sonrasını kestiremediğimiz Orta Doğu için söylemek çok güç. Genelde öyle olur değil mi? Yani bu siyasi tarihe de bakıldığında hep böyle olmuş. Yani en böyle tap yaptığı noktada hem böyle kalıcı barışa doğru gitmiş ya da ateşkes sürecine doğru gitmiş. Yani umudumuz öyle diyelim. Rehineler meselesiyle ilgili ne söylersiniz? Şimdi karşılıklı bırakmalar olacak, karşılıklı suçlamalar da olacak. Ama biliyoruz ki işte 2010'lu yıllarda 1000'e yakın rehine, işte bir rehineye karşılık Filistinli İsrail'in serbest bıraktığı hep konuşuluyor. Dolayısıyla rehineler kurtuldukça aslında içerideki kamuoyu ve dünya kamuoyu baskısı da Netanyahu için azalmış olacak. Dolayısıyla rehinelerin ailelerinin de dikkat ederseniz ilk serbest bırakılanlar hariç daha sonra açıklamaları filan yer almadı dünya kamuoyunda. Yani dolayısıyla aleyhte konuşuyorlardı İsrail yönetimine yönelik. Bunların da sesinin azalması aslında işte bu söylemiş olduğumuz kıyametin daha da uzamasını getirebilir. Yani bu ölümlerin, tüm böyle çatışmaların bir şekilde şiddetini arttırarak sürmesi gerçekçi olan herhalde. Öyle duruyor. Maalesef. Gerçekçi olmayan da şu an daha böyle kısa vadede uzak gözüken, yani orta vadede de daha böyle uzak gözüken herhalde ateşkes meselesi. Öyle duruyor gibi. Bugüne dair eklemek istediğiniz, benim gözden kaçırdığım herhangi bir şey var mı? Buyurun. Şimdi bu çıldırmış akıl aslında tüm dünyayı bir uçuruma doğru sürüklüyor. Dolayısıyla ABD burada belki de bu uçurumu arzuluyor, onu bilemiyoruz. Çünkü Hizbullah ve İran orada duruyor Hülya Hanım. Dolayısıyla bundan sonraki ağır hedefin aslında İran tabii ki bu bölgelerde tutmak isteyecektir. Ta gerisi bu Aymek dediğimiz güneyden geçen hat ve bu Çin'in iktisadi anlamda boğulması demek. Dolayısıyla bir kuşak bir yol projesi için de hamleleri izliyoruz. Jeopolitik büyük bir kırılma var. Bizim endişe edeceğimiz bir şey yok yalnız. Yani kamuoyuna burada endişe edeceğimiz şey Filistinlerin can kaybı anlamında değil. Bizim ulusal güvenlikle ilgili hatlarımızın artık ilgi ve etki alanlarımız değiştiği için şu anda da çok etkin bir diplomasi ile bütün mazlumların kıblesi haline gelmiş vaziyette Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla savaş elbette bitecek. Eninde sonunda bitecek. Dolayısıyla bu duruşuyla, Türkiye'nin merhametli duruşuyla hem insanlık tarihine hem harp tarihine hem sonraki süreçteki barışta da garantör devlet olma sıfatını en çok hak eden devlet olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Profesör Doktor Ali Poyraz Gürson, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı.